Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bugün size tanıtmak istediğim kitap Dücane Cündeoğlu'nun Felsefenin Türkçesi. Dücane Cündeoğlu'nun Felsefenin Türkçesi Kapı Yayınları'ndan çıkmış. Şöyle bir alt başlığı var. Cumhuriyet Felsefe Eleştiri. Cumhuriyet Felsefe Eleştiri. Bir de onun da altında bir cümle var. Onu da okuyayım. Öğrenilmiş hakikatlerin hakikat olup olmadığından kuşku duymaktır irfan. Öğrenilmiş hakikatlerin hakikat olup olmadığından kuşku duymaktır irfan demiş Dücane Cündeoğlu Hoca. Kapağını da şöyle bir yüzüme yaklaştırarak göstereyim arkadaşlar. Seçebildiğiniz kadar bir göz aşinalığı olsun. Evet, kitap güzel. Hemen başta söyleyebilirim. Bu arada bugün sesim kötü arkadaşlar. Biraz boğazım üşütmüşüm galiba. Ama kitabı da yarın götürmem gerektiği için kütüphaneye mecbur kaldım. Bu sesle size bu programı yapmaya çalışacağım. Allah yardımcımız olsun. Hem sizin hem benim. Evet, ilk alıntım nereden? İlerliyoruz. Şurada bir ayraç koymuştum ama. İlk alıntım 16. sayfadan. Ama 15'ten de mevzuyu biraz anlamanız için okumam lazım. Şeyh Bedrettin hakkındaki bilgilerimi burada Dücane Hoca bir alıntı yapıyor. Şeyh Bedrettin hakkındaki bilgilerimi genellikle Profesör Şerafettin Yaltkaya'dan öğrendim. Bir gün İstanbul Sağmacılar dolaylarındaki evinde Arap Edebiyatı Profesörü Sahip Efendi, Edebiyat Fakültesi Farsça Okutmanı Abdülbaki Dede Efendi, Robert Koleji öğretmenlerinden Kemal Bey ve eski İttihatçılardan Salih Bey oturmuş sohbet ediyorlardı. Olay bu. Herhalde bir hususu tahkik için olacak, beni de yanlarına çağırdılar diyor. Kim bunu söyleyen, bunu anlatan? Abidin Nesimi. Abidin Nesimi'nin Yılların İçinden isimli kitabından yapılıyor bu alıntı. Alıntının sonuna dönelim. Benim dikkatimi çeken yer burası. Bu arada söze Salih Bey karıştı diyor. Bir şeyler konuşuluyor o arada. En nihayet sözü Salih Bey alıyor. Demek ki çocuklarımıza tarihin kaynakları olarak Kur'an'ı göstermiyorlar. Demek ki çocuklarımıza tarihin kaynakları olarak Kur'an'ı göstermiyorlar. Bu da tabidir. Çünkü Ankara pozitivisttir. Yani Cumhuriyet İdaresi'nden bahsediyor. Tek parti döneminden bahsediyor. Çünkü Ankara pozitivisttir. Biz iddiatçılar ise metafizikçiyiz. Ankara bizi tasfiye için pozitivizmi öne sürmüş ve tasfiye de etmiştir. Bu sırada beni işaret ederek, bu yaşta pozitivizme gelen bir çocuk, pozitivizmde kalamaz, materyalizme geçecektir. Materyalistler de pozitivistleri tasfiye edecektir. Ankara, biz metafizikçileri tasfiye etmenin karşılığını, kendi de tasfiye edilmek suretiyle ödeyecektir demiş. Salih Bey, iddiatçılardan Salih Bey. Abidin Nesimi de bunu aktarmış. Ondan da Dücane Hoca aktarıyor. İlginç geldi burası bana. O zamanki Ankara'nın karakterini anlatması ve geleceğe dair böyle bir kehanette bulunması. Ya da öngörü diyelim. Devam ediyoruz. 17. sayfadan bir bölüm okuyacağım size. Bir fikrin, bir davanın veya bir siyasi iddianın kofluğunu gösterebilmek için bir fikrin, bir davanın veya bir siyasi iddianın kofluğunu gösterebilmek için yapabilecek en iyi şeyin, o fikrin, davanın veya iddianın sahiplerini iktidara getirmek olduğu söylenir. Zira muhalefetin tadını çıkaranların eleştiriye konu olabilecek herhangi bir iş yapmaksızın veya mesuliyetini deruhte edecekleri işlere kalkışabilecek bir konumda bulunmaksızın sadece iktidarda olanları, dolayısıyla iyi ya da kötü bir şeyler yapmak zorunda kalanları eleştirmekle, mahsa muhalefet yapmakla prim topladıklarına inanılır. Yani muhalif olan asıl sınavını iktidara geçtiğinde verir. İktidarında başarılıysa onun muhalefetine doğru denilir, yoksa boştur gibisinden bir şeyler söylendi burada.
Devam ediyoruz arkadaşlar. On sekizinci sayfa. Şöyle yukarıdan bir yerden alacağım biraz. Yapılanları, olup bitenleri eleştirenlerin, muhaliflerin avantajı, karşılarına şimdiden ve geçmişten sorumlu tutup eleştirmek iken, yapılanları, olup bitenleri eleştirenlerin, parantez içinde muhaliflerin avantajı, karşıtlarını şimdiden ve geçmişten sorumlu tutup eleştirmek iken, kendilerini geleceğe yerleştiriyor olmalarıdır. Zira eleştiri, gelecek adına geçmişin ve şimdinin eleştirisidir. Olacaklar adına olanların veya olmakta olanların eleştirisidir. Bu da elbette kolay bir iştir. Vaat etmek her zaman ikna edicidir çünkü. Vaat edilenlerin gerçekleşmesi önemli değildir. Vaat edemeyecek durumda olanların yerine geçene kadar vaat etmek yeterlidir. Çağdaş İslam düşüncesinin sözcüleri de böyle yaptılar ve geleni, geleneği, geçmişi, tarihi eleştirdiler. Geçmişi gelecek adına eleştirdiler. Geçmiş yüzyılda İngiliz yazar Blunt'ın Future of Islam kitabının yayınlanmasıyla birlikte İslam'ın geleceği büyüleyici bir terkip olarak Müslüman zihinleri etkisi altına aldı. Ve İslam dünyasında parlak ve fakat mevhum, muhayyel bir gelecek adına geçmişi karalamak bir marifet zannedildi. Burayı tekrar okumak istiyorum arkadaşlar. Çizdiğim yerde burası. İslam dünyasında parlak ve fakat mevhum muhayyel bir gelecek adına geçmişi karalamak bir marifet zannedildi. Adeta gelecek gelmez sanıldı. Oysa gelecek geldi ve önce şimdi oldu. Sonra o da her şimdi gibi geçmiş oldu. Ve en nihayet geçmişteki geleceğin artık kendisinden söz edebileceğimiz bir geçmişi var. Bir zamanlar meşrutiyet gibi cumhuriyet de bir gelecek idi. Meşrutiyet nasıl bir süre sonra şimdi olduysa, cumhuriyetin de bir şimdisi oldu ve bu ancak meşrutiyet geçmiş olduğunda olabildi. Cumhuriyetin hala bir şimdisi var. Cumhuriyet artık gelecekte değil ise de cumhuriyetin bir geleceği var. Bu arada unutmamalı ki Cumhuriyet'in 80 yıllık bir geçmişi de var. O halde Osmanlı'yı, Osmanlı tecrübesini bir geçmiş olarak ele alıp onu gelecek adına eleştirmek kolaycılığına kaçanların artık 80 yıllık geçmişi olan bir gelecekten söz ettiklerini unutmamaları gerekir diyor ve devam ediyor hoca. Burası çok önemli, çok kıymetli. Geçenlerde tam ben de bu konu hakkında bir şey yazmıştım. Yani Osmanlı 600 yılda neler neler başardı. Cumhuriyet 100 yılda acaba onun 40'ta birine, %1'ine ulaşabilir mi? Gelecekte ulaşma ümidi var mı? Yani bunlar gayet netameli mevzular. Osmanlı'yı eleştirmek çok kolay. Peki karşısına ne koyduk? Değil mi? Dücan Hoca da burada çok yerinde bir dikkat çekmiş duruma. Pekala, geldik 21. sayfaya. Yine bir Cumhuriyet dönemi ideolojisi eleştirisi. Gerçekten de Cumhuriyet ideolojisinin inşa edildiği günden bu yana filozoflarla pek işi olmadı. Her ideoloji gibi Cumhuriyet ideolojisi de hikmeti değil, demiri önemsedi. Burayı çizmişim ben. Her ideoloji gibi Cumhuriyet ideolojisi de hikmeti değil, demiri önemsedi. Ehli hikmete değil, ehli demire rağbet etti. Belki de bu tarihi zaruretlerden kaynaklanıyordu. Ya da modern siyasetin hikmetin gücünden ziyade demirin gücüyle iş görmesinden. Aynı yazının sonunda, son kısmında, sonu sayılır değil mi? Burası bir bakayım. Evet, sonu sayılır. 23. sayfa yani. Hadid suresinin 25. ayetine hoca güzel bir atıf yapıyor mesela. Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Yani hikmetin demire öncelenmesi gerektiğini Kur'an'dan bir çıkarımla, bir istihraçla söylüyor. Bana da makul geldi yani. Oysa gerçek suç, hikmeti sevmeyen, sevmediği gibi sevenlerden de nefret edenlerde. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Hadid suresinin 25. ayeti bu. Kısa bir meali. Muhakkak ki biz elçilerimizi açık delillerle gönderdik
ve onlarla beraber insanların adaleti ikame edebilmeleri için kitabı ve mizanı lütfettik. Bir de kendisinde çetin bir sertlik, hem de insanlar için birçok menfaat bulunan demiri ihsan ettik. Yani ayet önce kitabı ve mizanı söylüyor, ondan önce elçileri ve onlarla gelen delilleri söylüyor, en son demiri söylüyor. Ama diyor biz modern medeniyette demiri önceliyoruz. Cumhuriyet de modern medeniyetin bir parçası olarak o da demir önemsedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz uzun da olsa bu bölüm, bu kitaptan alınacaklardan istifade edelim istiyorum. Uzatacağım yani herhalde. Şöyle bir yerden bir cümle okuyayım sadece. Savaş durgunluğun değil hareketin adı. 30. sayfada. Savaş durgunluğun değil hareketin adı. Savaş, insanları ölüme götüren bir mekanizmanın bütün acımasızlığıyla hükmünü icra ettiği bir vasat. Savaş, savaşacak insanları, savaşacak insanlar güçlü teşekkülleri, güçlü teşekkülleri ise bu teşekkülatı sağlayacak teşkilatları, yani bir devleti gerektirir. Devletler, hele hele büyük devletler ise düşünen zekalara, yani uğrunda savaşılacak büyük düşüncelere ihtiyaç duyarlar. Diyor, devam ediyor bu bölümde hoca. Savaşın bir durgunluk sebebi mi yoksa aksine hareketin zamanı mı, bereketin zamanı mı olduğunu sorguluyor. Güzel deliller de ortaya koyuyor. Mesela Bediüzzaman'ın Birinci Dünya Harbi'nde yazdığı Eser-i Muhalledi İşaretül İcaz diye alıntı yapıyor. Mesela ona atıf yapıyor. Bir de Ludwig Wittgenstein, herhalde böyle telaffuz edilir. Onun da yine Birinci Dünya Savaşı sırasında yazdığı, yine cephe hattındayken yazdığı Tractatus Logica, Philosophicus mu nasıl okunur bilemedim şimdi. Yani onun bir eseri var, öyle söyleyelim, Ludwig Wittgenstein'ın. Bunlar diyor şeyde yazıldı, cephe hattında yazıldı. Onları hatırlatıyor. Geldik 33. sayfaya. Bu Wittgenstein'ın ilginç bir anısı, hatırası diyelim. Wittgenstein'ın üniversitedeki ilk döneminden gayet iyi tanıdığı Russell ve Moore, en hafifinden düzmece denebilecek sınama sürecinde Wittgenstein'ın denetçileriydi. Wittgenstein tezinin argümanları üzerine sorgulaması gereken sözlü sınav aşamasında üç ahbap oturup hoşbeş etmişler. Neden sonra Russell Moore'a dönüp hadi ona birkaç soru sorsana profesör sensin demişti. Bunu gelişi güzel bir tartışma takip etti. Sonunda Wittgenstein ayağa kalkıp denetçilerin omuzlarını sıvazladı ve sıkmayın canınızı, bunu asla anlamayacağınızı biliyorum dedi. Yani adam kendisini denetleyenlerden daha yukarıdaymış seviye olarak. Yazdığı metinleri onu denetleyenler anlayamıyor. Geldik 38. sayfaya. Bu cümle, okuyacağım cümle, 1937'de Descartes Kongresi'nde memleketimizi Mustafa Şekip Tunç'la birlikte temsil eden Ziyaettin Fahri, herhalde Fındıkoğlu mu soyadı, öyle bir şeydi. Ziyaettin Fahri'nin bizi biz adına Avrupalılara şikayet ederken sarf ettiği bir sözmüş. Sadece o sözü okuyacağım ben. Şarkkari skolastizizme bağlı kalındıkça, fikriyat sahasında Muhammed'in aleyhissalatü vesselam hakimiyeti kuvvetini muhafaza ettikçe Avrupalılaşılamazdı. Şarkkari skolastizme bağlı kalındıkça, fikriyat sahasında Muhammed'in hakimiyeti kuvvetini muhafaza ettikçe Avrupalılaşılamazdı. Diyor yani. İlla ki İslam'dan uzaklaşmak gerekiyormuş Avrupalılaşmak için. Onu bir iddia olarak, bir şikayet olarak dile getirmiş. Geldik 41. sayfaya. Bir paragraf okuyacağım buradan. Türkiye'de İslami düşünüşün tıkanıklığı üzerine konuşmak ve düşünmenin yerlilik vasfını kazanamadığı sürece, bu tıkanıklığın açılamayacağını bilmek zorundayız. Çünkü böyle bir tartışma gerek ilim ve fikir düzeyinde,
İslami ilimler bakımından, gerekse hayatı algılama, yorumlama, yaşama düzeyinde amellerimiz bakımından ne durumda bulunduğumuz sualine cevap arayanlar için kendisinden kaçılamayacak denli elzem ve ehem bir muhasebenin ilk şartıdır. İlmi mirasımızı ne kadar tanıdığımız, ne kadar bildiğimiz, bu mirastan ne kadar yararlandığımız ve bu mirasın hakkını ne kadar verdiğimiz, yarım asırlık İslami neşriyatın kabaca tetkikatından dahi anlaşılabilir. Tercüme ya da telif, kütüphanelerimizi dolduran son yarım asırlık bütün İslami eserleri muhayyel bir meydana yığsak ve tek tek tetkik ederek bunların bir bilançosunu çıkarsak, ki elimizde mükemmel olmasa bile bir fikir verebilecek derecede kısmi bilançolar bulunuyor, acaba kendisiyle iftihar edebildiğimiz bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Diyor ve devam ediyor bu kısım. Yani kendi kaynaklarımıza ne kadar aşinayız, ne kadar biliyoruz, ne kadar hakimiz. Asıl mevzu bu diyor yani. Ayağa kalkmanın asıl konusu bu diyor. 44. sayfadan okuyorum. Mevzuyu tamamlayan bir bölüm. Yerlilik Spinoza'yı Kierkegaard'ı, böyle mi okunur? İnşallah böyle okunur. Heidegger'i okumamak demek değildir. Yani bunlar okumayın demiyorum diyor. Yerlilik Wittgenstein'ı bir kenara bırakmak ise hiç değildir. Bu düşünürleri tercümelerinden okuyan, anlamak için çırpınan İslami bilincin söz gelimi Gazali'yi veya İbn Arabi'yi ihmal etmesidir asıl ayıp olan. Bu düşünürleri tercümelerinden okuyan, anlamak için çırpınan İslami bilincin söz gelimi Gazali'yi veya İbn Arabi'yi ihmal etmesidir asıl ayıp olan. Veya İbn Arabi'nin varlık üzerine söylediklerini anlamaya çalışmak, vücut mevcut kavramlarından veya ehadiyet, vahdet, vahidiyet ayrımlarından hareketle temellendirdiği varlık tasavvurunu kavramak yerine Heidegger'in Dasein'in onun bir kavramı herhalde bu. Dasein'in etrafında dolaşmakla vaktini heba etmesidir. Düşünelim bir bakalım. İslamcılık bidayetinden bu yana kendisiyle kolay kolay başa çıkılabilecek bir formdan kurtulamazken, niçin siyasi merkez, cahil olmakla suçlanan halktaki dini tasavvur ve tahsislerle bir türlü başa çıkamıyor? Keza İslamcılığın sloganları her 5-10 yılda değişirken, esnafın dükkanlarındaki, evlerindeki, hatta arabalarındaki besmele-i şerifeler, maşallahlar, inşallahlar, yahular hep yerinde kalıyor. Kendimize sadık kalmak, kendi ilmi mirasımızı anlayıp tanımak, hiç değilse bu mirası saygı duymak zorundayız diyor ve devam ediyor metin. Yani burada çok güzel bir sorgulaması var Dücani Hoca'nın. Kendi kaynaklarımızı bilmedikten, kendi tanımlarımız, kavramlarımız, inançlarımız üzerinde durmadıktan sonra diyor, hani iddiamızda da yalancıyız. Diriltmeye çalıştığımız şeyin davasında da yalancıyız diyor yani. 54. sayfa. Atatürk'ün 1927 tarihli nutukunu aslından okuyamayan Kemalistlerle, Atatürk'ün 1927 tarihli nutkunu aslından okuyamayan Kemalistlerle, Elmalı Hamdi Yazır'ın 1935 tarihli tefsirini anlayamayan İslamcılar arasında bir mahiyet farkı var mı? Güzel bir sorgulama. Hepimizi sarsmalı. Başta ben. Evet, 58. sayfa. Şöyle bir kendi öz sorgulamasını anlatıyor hoca. Kendimle ne kadar övünsem azdı. Zira düşünme ameliyesinin hem doğru hem de yakışıklı bir tarifini yapmak en nihayet bana nasip olmuştu. Bu sahte zaferimle gururlanırken birdenbire bir yerlerde bir hata yapmış olabileceğimi fark ettim. Daha doğrusu hissettim. Çünkü geleneksel tariflerin ve kaidelerin yüzlerce yıllık bir eleştiri süzgecinden geçtiğini, çizdiğim cümle burası arkadaşlar. İslam dünyasının
en büyük zekalarının bu ve benzeri tarifleri ne tür imbiklerden süzdüklerini ve bu tür konularda ne kadar inceleyip sık dokuduklarını bilmez değildim. Dolayısıyla ilmi mirasımızın hatalarını aramak yerine önce hatayı kendimde aramam daha doğru bir davranış olacaktı. İlmi mirasımızın hatalarını aramak yerine önce hatayı kendimde aramam daha doğru bir davranış olacaktı. Ne kadar doğru, ne kadar kıymetli. Devam ediyoruz. 60. sayfaya geldik. Bu bağlamda ilim ve hikmetin sıfat-ı kemaliyeden olduğu muhakkaktır. Zira insan bir başka sebeple değil, bizzat özü gereği bilmek ister. Yani bilmek insanın zatının gereğidir. Burayı çizmişim. Yani bilmek insanın zatının gereğidir. Ve o zaten bu vasfıyla diğer canlılardan ayrılır. Devam ediyoruz. İşte buralarda pek çizik yok. Geldik 73. sayfaya. Burası da çok güzel. Bazı akademisyenler vardır. Hayatları boyunca bir tek şeyi bilirler ve bir ağaç yüzünden koca ormanı göremezler. Bir de bazı entelektüeller vardır. Her şeyden biraz anlarlar ama hiçbir şeyi tam bilmezler. Ve onlar da orman yüzünden ağacı göremezler. Kısacası bazıları burunlarını tabloya dayayıp kimi ayrıntıları görürler. Fakat tabloyu göremezler. Bazıları da tabloyu çok uzaktan bakıp güya bütünü görürler. Fakat bu sefer hiçbir ayrıntıyı seçemezler. Cabiri iki tarafta da durmanın hakkını vermeye çalışmış. O en nihayet bir mağripli olarak önündeki tabloya makul bir uzaklıktan bakıp hem tablonun bütününü görmeye çalışmış hem tablonun ayrıntılarını diyor, devam ediyor. Geldik 75. sayfaya. Evrensel sözcüğü sanıldığının aksine fevkalade sorunlu bir sözcüktür. Evrensel sözcüğü sanıldığının aksine fevkalade sorunlu bir sözcüktür. Ve yine bu nedenledir ki İhsan Fazlıoğlu dostumuzun isabetle söylediği gibi evrensel fikirler yoktur. Egemen fikirler vardır. Çizdiğim cümle burası. Evrensel fikirler yoktur. Egemen fikirler vardır. Evrensel tarihin yazılamaması da bundandır. Zira yazarların kendileri herkesçe evrensel adlanabilecek bir yerde durmayı hiçbir zaman beceremezler. Bununla ilgili kültürden irfana da Cemil Meriç merhumun UNESCO'nun yayınladığı bir tarih kitabına eleştirisi vardı. O da onu Avrupa merkezli olmakla tenkit ediyordu. Yıllar sonra da hakikaten o eser güncellenmiş, yani daha böyle Avrupa merkezli olmaktan kurtarılmaya çalışılmış. Onu da Mahmut Ali Meriç merhum, o da vefat etti, Cemil Meriç merhumun oğlu, bir dipnot olarak kitaba eklemiş. 77. sayfa, İstanbul'da durmak başlıklı yazı bu. Türkiye'de yerli bir İslami düşünüşün inşası mümkün mü diye soruyor hoca önce. Bu sualin gecikmiş, hatta geciktirilmiş bir sual olduğunu kabul ediyorum. Bu topraklarda İslami düşünüş, iki asır öncesinden yerli vasfını kaybetmeye başladı ve en nihayet bu asrın ilk çeyreğinden itibaren bu vasfını alimler ve aydınlar düzeyinde iyiden iyiye yitirdi. Halka gelince, Anadolu halkının ekseriyeti hala bu vasfını muhafaza ediyor. Bilinçsiz sanılan halk, bilinçli sanılan aydınlardan da alimlerden de çok daha ileride. Ben bu cümleyi çizmişim. Bilinçsiz sanılan halk, bilinçli sanılan aydınlardan da alimlerden de çok daha ileride. Yani yerliliğini koruma konusunda halk daha ileride. Hatta bir dostum bana şey demişti. İmanımızı, avamınas imanını ilahiyatçılardan saklamaya çalışıyor bu zamanda demişti. Çünkü ilahiyatçıların kafası maneviyat o kadar karışık ki ehl-i sünnet itikadı avamın hasta ancak ilahiyatçılara kulak asmamakla mümkün oluyor. Halbuki onlardan öğrenmeler lazımken. Maalesef hali pürmeli halimiz böyle. Geldik efendim 83. sayfaya. Oradan da kısa bir şey okuyacağım.
durmakla ilgili bir şey söylüyor hoca. Şöyledir, böyledir dediğimizde o direkinin durmakla ilgili olduğunu söylüyor. Okuyalım bakalım. Türkçe'ye gelince biraz olsun dikkat ederseniz durmadıkça bir hüküm veremediğinizi, asla bir yargıda bulunamadığınızı anlarsınız. Her dır bir haberdir. Küllü dırdırın haberin. Her haber bir yargıdır. Durmadıkça yani dır ile sözünüzü bitirmedikçe anlam ortaya çıkmaz. Bu böyledir veya şu şöyledir dediğinizde bu böyle durur, şu şöyle dururun kısaltmaktan gayri bir şey yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Ben burayı çizmişim işte. Bu böyledir, şu şöyledir dediğinizde bu böyle durur, şu şöyle durur u, şöyle dururu kısaltmaktan gayri bir şey yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Durmadıkça anlam tamamlanabilir mi? Diyor ve devam ediyor. İlginç, o drekinin böyle bir bağlamı, kökeni olduğunu söylüyor hoca. Allahu alem. Bu arada derse, daha doğrusu kitapla ilgili sohbetimize, tanıtımımıza inşaat sesleri de eşlik ediyor. Mutlaka size de geliyordur. Hemen arkamızda bir bina inşa ediliyor. Tam bizim katın da seviyesine çıktılar. 4. kata vardılar. Bana çok yakınlar. Onların sesleri size de geliyor arkadaşlar. 88. sayfadayız. Şöyle bir yerden alıp okuyayım. Yazının tamamı güzel ama bir yerle yetinelim. 80'li yılların sonunda İslamcılar garip bir biçimde solun kavramlarıyla düşünür oldular. İtikadi, ameli demek yerine teorik, pratik demek dillerine daha kolay geldi. Gönüllere devrim ateşi düşmekle kalmadı. Her yanı devrimciliğin dili de, bilinci de sarıp sarmaladı. Kısaca olan oldu ve 80'lerin devrimcilerin yerini 90'ların liberalleri alırken bu toprakların inançlı çocukları bir türlü kendileri olmayı beceremediler. Kendilerine güvenlerini kaybettiler çünkü. Velhasıl kendimize olan güvenimizi yeniden kazanmak istiyorsak muhasebe-i nefsten kaçınmamalı ve hafızalarımızı yoklamak suretiyle sesimizi gür çıkarmanın yollarını yeniden keşfetmeliyiz diyor ve devam ediyor hocam. Evet, geldik 92. sayfaya. Azıcık yukarıdan okuyayım, sonra aşağı geçeyim. Tercüme hareketinin düşünce dünyamıza kazandırdığı ufka atıfla pekala bu hadisenin müsbet taraflarından da bahsedebiliriz. Lakin 40 yıllık deneyimin sonucunda fikir ve kültür hayatımızın irtifa kaybını da tartışmaktan kaçınamayız. Seyyid Kutub'u, Mevdudi'yi, Ali Şerati'yi, Fazlur Rahman'ı, Seyyid Hüseyin Nasr'ı okuyan ve fikir dünyalarını bu isimlerden hareketle zenginleştiren talebelerin, hatta genç ilim adamlarının Cevdet Paşa'yı, Şehbenderzade'yi, Babanzade'yi, Elmalılı'yı, Manastırlı'yı, İzmirli'yi, biz buna Bediüzzaman da ekleyebiliriz belki bir ölçüde, okuyamamaları, anlayamamaları bizleri biraz olsun düşündürmeli değil mi? Araya atlıyorum. Sona geliyorum. O halde tereddüdü bırakıp hemen kendimize güvenmeyi öğrenelim. Hakikati elimizde bulundurduğumuz konusunda yakin hasıl edip, bak burayı çizmişim işte, hakikati elimizde bulundurduğumuz konusuna yakin hasıl edip biz hakikatiz demek cesaretini gösterelim. Şayet bunu da yapamıyorsak o zaman yüzümüzü hakikate çevirip ona şöyle seslenelim. Ben seni dışarılarda arar iken sen benim kendi evimdeydin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine biraz atlıyoruz. Burada çizdiğimiz yok. Geldik 109. sayfaya. Maşallah iyi geldik. Haydar Efendi'nin Usulü Fıkıh Dersleri adlı eser-i muhalledinden zahir lafızlarla ilgili bahsinde şöyle bir şey varmış. Bir iki cümlelik bir şey. Onu okumak istiyorum. Türkçe'ye dair, Arapça'ya dair bir tespit. Bunu diyen Büyük Haydar Efendi Usulü Fıkıh Dersleri eserinde söylemiş. Bazı lisanda siga çok, mana az olur. Bazı lisanda siga çok, mana az olur. Bazısında da lafız az fakat mana çok olur. Mesela Türkçemizde siga çoktur. Fakat manaları fakirdir. Lisanımız sigaca zengindir. Lakin delaletçe züğürttür. Arapça ise bunun aksidir. Bunu diyor
Büyük Haydar Efendi Türkçeyi tezif etmek için yapmadı diyor bu tespiti. Devam ediyoruz 110'da. Şöyle bir şey söylüyor. Hiç kimse Avrupa dillerinden herhangi birini, bilhassa İngilizce, Fransızca veya Almancayı, Latince ve hatta Yunanca kelimelerden arınmış bir halde tasavvur edemez. Üstelik sadece sözcük hazinesi itibariyle değil, yapısı itibariyle de tasavvur edemez. Halbuki biz Türkçemizi 1000 yıl boyunca münasebette olduğu iki dilden, Arapça ve Farsçadan tamamen arındırılmış bir şekilde yeniden inşa etmeyi bir görev haline getirip, üç dilin, Arapça, Farsça ve Türkçenin mükemmel bir terkibini gerçekleştirmeyi başarmış, çizdiğim yer burası. Üç dilin, Arapça, Farsça ve Türkçenin mükemmel bir terkibini gerçekleştirmeyi başarmış olan Osmanlıcayı tarihe gömmek için elimizden geleni yapmış bulunuyoruz. Bari becerebildik mi? Elbette hayır. Tek yaptığımız fütursuzca dilimizi Fransızca ve İngilizce kelimelerle doldurmaktan ibaret kaldı. Diyoruz. Burada bırakıyoruz o kısmı ama metin yazısı devamı çok güzel. Geldik 115. sayfaya. Medeniyetimizin temel dilleri Arapça, Farsça ve Türkçeydi. Medeniyetimizin temel dilleri Arapça, Farsça ve Türkçeydi. Bilenler de sadece bu üç dile hakkıyla vakıf olanlar değil, aynı zamanda bu dillere sinmiş bulunan nazari, ameli ıstılahata da hakim olurlardı. Medrese derslerinin güçlüğü ağırlığı, sanıldığı gibi Arapça, yani Arapçanın da öğrenilmesi zor bir dil olmasıyla hiçbir alakası yoktu. Çünkü bu dersleri tedarüs etmeyen Araplar da o metinleri anlayamazlardı ki, hala anlayamazlar. Mesele her şeyden evvel bir eğitim meselesiydi, ıstılah meselesiydi. Medrese dersleri de nevi şahsına münhasır bir varlık, bilgi, değer tasavvuru edinmenin ve böylesi bir tasavvurla irtibat kurmayı başarmanın ana vasıtasıydı. Geldik 116. sayfaya. Bugün ülkemizde ilahiyat fakülteleri, bırakınız ciddi bir biçimde öğrencileri bu metinlere vakıf kılmak, onların orta düzeyde Arapça öğrenmelerini bile sağlayamıyor. Daha açıkçası sağlaması da istenmiyor. Şahsi gayretler istisna edilecek olursa, öğrencilerin modern dini metinleri sökebilmeleri bile başarı sayılırken, klasik metinlerin Türkçelerini kendi gayretleriyle kavrayabilmeleri şimdilik mümkün görünmüyor. Medrese dersleri talibini ilim ehli kılarken, fakülte dersleri öğrencisini malumat ehli kılıyor. Hikmetin her zamanki gibi açık adresi hala yok diyor ve devam ediyor. Ne kadar kıymetli, yani medreseyi kaybetmekle neyi kaybettik biz? Bugünün ilahiyat fakülteleri, üniversitelerimiz bu boşluğu dolduruyor mu? Ne gezer? Geldik 119. sayfaya. Belki bazıları için şaşırtıcı olacak ama bu fukaralığın, pardon yukarıdan gelmem lazım, anlayamazsınız. Niçin kütüphanelerimiz güvenilir çevirilerden çok, heveskarların elinden çıkmış gelişi güzel müsveddelerle dolup taşıyor. Bunca yayına rağmen yabancı yayınları kendi orijinal dilinden takip etme imkanına sahip olamayan kitap meraklıları neden hala ciddi eserlerle ciddi bir surette tanışma imkanı bulamıyorlar? Belki bazıları için şaşırtıcı olacak ama bu fukaralığın iktisadi şartlarla doğrudan bir alakası yok. Dolayısıyla yayıncıların okurun azlığından, kitapların satılmadığından, devletin veya yasaların kendilerini desteklemediğinden, kağıt fiyatlarının durmadan artmasından, siyasetin gittikçe kısırlaşmasından, özgürlüklerin azalmasından filan yakınmalarını önemsemememiz gerekir. Çizdiğim yer burası. Evet, gerekmez çünkü kağıt fiyatlarının ucuz olduğu zamanları da, okurun kitaplara saldırdığı zamanları da biliyoruz diyor ve devam ediyor bu yazı. 125. sayfa.
şöyle bir yerden devam edeyim. Kitabın bu bölümü yayıncılık üzerine, yayıncılığın tercümedeki başarısı üzerine, Türkiye'deki yayıncılığın tercümedeki başarısı, başarısızlığı daha çok üzerine. İslami kaynakları çevirmekteki sıkıntıları da mesela hoca çok dile getiriyor. Yani bunda bile zayıfız diyor. İslam ilim ve irfan geleneğine ait klasiklerin mahvına neden olan asırlık ıstılahları terk edip uydurukça karşılıklar üretme sevdasıyla karıştırmamak gerekir. Neyi? Şuradan bir yerden almam lazım anlaşılması için. Ya da şöyle bir yerden devam edeyim de oradan alırsam çok uzayacak. İlahiyatçılarımızın önemli bir kısmı klasik metinleri tercümeye cüret ettiklerinde güya kendilerince tercüme ettikleri eserin mazide kalmış, eskimiş, günümüzle alakası kalmamış, dudak bükülecek, hafife alınacak hususiyetlerini törpülemeyi ya da klasik bir eseri güncelleştirmeyi, modernleştirmeyi bir marifet addediyorlar. Asırlık metinleri sanki bugün yazılmış gibi Türkçe'ye çevirirlerse daha itibarlı bir iş yapmış olacaklarını sanıyorlar diyor. Halbuki o kavramların bir ruhu var, bir geleneği var. Kavramı yitirdiğimizde arkasındaki düşünce dünyasını da yitiriyoruz falan hoca çok güzel izahlarda bulunuyor. Geldik 140. sayfaya. Burada hocanın böyle kelimeler hakkında verdiği bilgiler var. Şöyle bir yerden geleyim. İlim dolaylı bilmenin adı. Çünkü başkasını bilmek demek. Dolayımsız bilme, marifet ise Türkçemizde tanımak, irfan sözcüğüyle karşılanır. İlim ve irfan sahibi olan insanlar başkasını, objeyi bilen ve kendisini, sujeyi tanıyan, yani hem bilgin hem bilge, alim ve arif olabilmeyi başarabilmiş kimselerdir. Peki bilgiç kimdir? Bilgin ve bilge olamadığına göre bilgiç, bilgisiz olan mı demektir? Elbette hayır. Eğer böyle olsaydı ona sadece cahil, bilgisiz demekle yetinirdik. Oysa bilgisiz bir şeyi bilmeyenin, bilgiç ise bilmediğini de bilmeyenin adı. Demek ki bilgisizlik tek katmanlı, bilgiçlik ise iki katmanlı cehalet. Bilgiçlikte bilgisizlik yok. Yanlış ve eksik bilgi var. Hepsinden önemlisi bilmediğini bilmemek var. Özetleyecek olursak, bilge sözcüğünü arifler için, bilgin sözcüğünü alimler için, bilgi sözcüğünü ise pekala günümüz aydınları, malumat fürüş takımı için kullanabiliriz. Devam edelim. Evet, sona yaklaşıyoruz. 146. sayfa. Bilmediğimizi bilirsek, önümüzde hala bilmek imkanları var demektir. Fakat bilmediğimizi bilemediğimiz sürece bilmek imkanlarından da tamamen mahrumuz demektir. Çünkü bilenlerin önce bizi bilmediğimizi bilmediğimize ikna etmeleri, sonra da bize bilmediğimizi öğretmeleri gerekir. Komedi de burada başlıyor. Zira bilenler halimize bakıp tebessüm ediyorlar. Geldik 153. sayfaya. Sakallı Celal'in şöyle bir sözü varmış. Beyler, tanzimat ilan ettik olmadı. Ardından iki tane meşrutiyet ilan ettik yine olmadı. Onların ardından cumhuriyet ilan ettik yine olmadı. Ne dersiniz? Bu sefer biraz da ciddiyet ilan etsek olmaz mı? Bir daha okuyorum. Beyler, tanzimat ilan ettik olmadı. Ardından iki tane meşrutiyet ilan ettik yine olmadı. Onların ardından cumhuriyet ilan ettik yine olmadı. Ne dersiniz? Bu sefer biraz da ciddiyet ilan etsek olmaz mı? Evet arkadaşlar, geldik. Nereye geldik? 159. sayfaya geldik. Bir dostumun dediği gibi, ihlasın olmadığı yerde bereket olmaz. Bizlerin bereket için sadece hakikate değil, ihlasa da ihtiyacımız var. Bir dostumun dediği gibi, ihlasın olmadığı yerde bereket olmaz. Bizlerin bereket için sadece hakikate değil, ihlasa da ihtiyacımız var. O halde kimse ihlasın olduğu yerde bereketin ve bereketin olduğu yerde hakikatin neşvi nema bulacağından kuşkulanmamalı.
Hoca burada Alparslan Açık Genç hocayla İsrafil Balcı mıydı onun ismi? İsrafil Balcı'ydı galiba. Şöyle bir döneyim, başa hatırlayayım. O ikisinin yaptığı tercümeye bayağı bir ayar veriyor. Yani yaptıkları hatalara epey bir dikkat çekiyor. Ondan sonra da yayın evi o kitabı toplamış galiba. Ya da toplayacağını söylemiş. Onu da, pardon. Alparslan Açık Genç ile Hayri Kırbaşoğlu'nun. Estağfurullah, yanlış söyledim önce. İsrafil Balcı değil. Alparslan Açık Genç ile Hayri Kırbaşoğlu'nun İbn Arabi Hazretleri'nin Risaleler ismiyle yaptığı, ondan yaptıkları çeviriye bir tenkit yapmış. Kitap piyasadan toplanmış bu tenkidin üstüne. 161. sayfa. Bilhassa ikinci meşrutiyetten sonra İbn Arabi ve Vahdet-i Vücut hakkında neşredilen eserlerin sayısındaki artış, elbette sadece müteşerria ile yürütülen dahili tartışmaların ve tasavvufun terakkiye mani olduğu yolundaki iddiaların cevaplandırılmasıyla alakalı değildi. Devrin erbabı Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ediyorlar ve genellikle avamın panteizm veya pananteizm adıyla tanıdıkları varoluşçu ceryanlar ile İslam hikmet ve irfanı arasındaki iltibaslardan rahatsız oluyorlardı. Bediüzzaman'ın da biliyorsunuz Vahdet-i Vücut hakkındaki beyanlarında bu rahatsızlığın şeyi vardır. Yani bu ikisi karıştırılıyor. Onlar başka bir şey, bunlar başka bir şey. Dikkat çekmesi vardır. 186. sayfada güzel bir cümle. Elif Efendi'den bir söz naklediliyor. Elif Efendi'nin hatada sebat ve ısrar ve inat ve taassup bir intihar-ı manevi mühliktir sözüne riayetten içtima etmeyeceği umudu taşıdığım bir Müslüman için akıttım diyor. Burada bir mevzu var. Onu anlatmayayım, uzar. Ama Elif Efendi'nin bu cümlesi çok güzel. Hatada sebat ve ısrar ve inat ve taassup bir intihar-ı manevi mühliktir. Helak edici bir manevi intihardır diyor. Geldik 189. sayfaya. Öfke üslubumun değil yazmamın nedenidir. Bugüne dayın yazdığım hiçbir eleştiri yazısını okuduğum bir kitapta öylesine rastladığım birkaç hatadan dolayı yazmadım. Daha açıkça konuşmam gerekirse ben eleştirilerimi eleştirdiğim insanların hatalarından dolayı kaleme almadım. Her insanın hata yapabileceğini bilirim. Çünkü bizzat yaptığım hataları hem de gayet iyi bilirim. Binaenaleyh kifayetsizleri haklarında yazı yazmayı gerektirecek kimseler olarak görmedim bugüne değin. Kifayetsiz muhterisleri ise pek tabii ki istisnalar olmakla birlikte hatalarından dolayı, hata yaptıklarından dolayı değil, en basit ahlak ilkelerini bile çiğnemekten ar etmeyen heveskarlar şeklinde telakki ettiğim için eleştirdim diyor hoca. Evet arkadaşlar, alıntılarım bitti. Kitabın kapağını tekrar bir göstermek istiyorum. Felsefenin Türkçesi Dücane Cündoğlu'nun eseri, alt başlığı Cumhuriyet Felsefe Eleştiri, Kapı Yayınları'ndan çıkmış. Kitap çok güzel arkadaşlar. Yani mutlaka okuyun. Çok istifade edersiniz. Hem İslamcılık üzerine yaptığı o eleştiriler, tercüme metinler üzerine söyledikleri, onların Türkiye İslamcılığında yaptıkları üzerine söyledikleri, hem toptan tercüme faaliyeti üzerine yayın evlerine getirdiği ve mütercimlere getirdiği eleştiriler. Yani her bir parçası kitabın kıymetli. Ben de gücüm yettiğince anlamaya çalıştım elbette. Çok şey söyleniyordu. Bu çizdiklerim, bu kitapta anlatılanların zekatı da değil. Zekatının zekatı da değil. Bu kadarını yakalayabildim. Aklımdan çıkmasınlar diye de bu program vesilesiyle, fosforlu kalem vesilesiyle tekrar onları size aktarmakla kendi hafızama nakşetmeye gayret ediyorum. Cenab-ı Hak faydalısından ilmimizi arttırsın. Zararlı ilimden ve ilimle zarara gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Bir daha başka bir kitapta yine fosforlu kalemde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.